Çok anormal, normal değil. Kesinlikle normal değil. Döviz kurları tehlikeli eşiği aştı. 1 Amerikan doları 5 Türk lirası üzerinden işlem görmeye başladı. Doların yüksek olması da ekonominin çok kötü olması anlamına gelir. Amerika'nın yaptırım kararının ardından döviz yine hareketlendi. Zaten Amerika'nın yaptığı iş bu. Devamlı Amerika'ya bağımlı olmanın cezası. Amerika bağımlılığından çıkmak lazım. Dolar 5 liranın üzerine çıktı. Avro ise 5 lira 90 kuruş seviyesini gördü. Dolar yükseldikçe Türk parası sıfıra düşüyor. Parana bir şey alamıyorsun. Dolardaki artışın nedeni olarak Amerika'nın politikalarını gösterenler çoğunlukta. Başkan Trump'ın hep başından kalkan bir sürü anormal şeyler var. Hareketlilik İstanbul Kapalı Çarşı'ya da yansıdı. Döviz büroları önünde yoğunluk vardı. Yükselir. 6'ya kadar çıkar böyle giderse. Ekonomi hiç hep dışarıdan giriyor. Hiç bir üretmiyoruz ki. Dolardaki yükselişi değerlendiren Eski Sanayi Genel Müdürü Bülent Esinoğlu, Türkiye'nin kayıplar yaşadığına dikkat çekti. Parayı sıkıştırdığın zaman Türkiye ekonomisi iyice zor duruma gelir. Bu zor duruma gelmemesi için kontrol altına alacak tedbirler geliştirmek gerekiyor. Esinoğlu, dolardaki yükselişin kontrol altına alınması için Türkiye'nin kambiyo rejimine geçmesi gerektiğini vurguladı. Bir üretim planı yapmak lazım. Birinci iş. İkinci iş de bu dolarizasyondan kurtulmak için kambiyo sistemine yavaş yavaş dönmek gerekiyor. Yani doların serbest dolaşımını bir ölçüde kontrol altına almak lazım. Bugüne kadar yükselecek daha. Daha yani önümüzde daha kötü günler.